120 milyon doları belediye başkanımız ödedi büyük kısmını. Kaça indirdi arkadaşlar? 10 milyon dolara indirdi. Uşak Belediyesi'nin 120 milyon dolarlık borcunun perde arkası. AK Partili Başkan Nurullah Can ile birlikte o dönemdeki parti temsilcileri ve başkan yardımcıları bu borçlar hakkında bir şey söyleyecek mi? İşte detaylar. Geçtiğimiz günlerde bir açıklama ile gündeme gelen AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, 2019'da Uşak Belediyesi'nin 120 milyon dolar borcu olduğunu ifade etti ve akabinde bu borcu mevcut başkan Mehmet Çakın'ın 10 milyon dolara düşürdüğünü söyledi. Bakıyorlar, Mehmet Çakın kardeşimiz 2019 yılında belediye başkanı olduğunda belediyenin pek çok borcu vardı arkadaşlar. Aşağı yukarı 120 milyon dolar borcu vardı. Bu 120 milyon doları belediye başkanımız ödedi büyük kısmını. Kaça indirdi arkadaşlar? 10 milyon dolara indirdi. Biz de o dönemin başkanı Nurullah Can başta olmak üzere parti temsilcileriyle birlikte yanında yer alan başkan yardımcılarına ulaştık. Nurullah Başkanım merhabalar. Görüşmelerimizde eski belediye başkanı Nurullah Çağan bu konuyla ilgili konuşmak istemediğini ve siyaseti bıraktığını dile getirdi. Ufuk Bey merhabalar. Dönemin başkan yardımcısı Hüseyin Ufuk Uğur ise 2017 yılında başkan yardımcılığı görevini bıraktığını söyledi. Uğur 2014-2017 arasında ayrıcalıklı bir dönemde görev yaptığını ve şehre büyük yatırımlar yapıldığına değinerek bunun siyasetçilere sorulması gerektiğini söyledi. İsmail Güneş'in açıklamasının en hafif tabiriyle talihsiz olduğunu belirtti. Ayrıca Uğur, belediyenin borçlarının olmasının hizmet yapıldığı anlamına geleceğini ifade ederek kimsenin bu borçlara sahip çıkmadığını söyledi ve hizmete sahip çıkan var mı merak ediyorum dedi. Sayın Vekilim merhabalar. Dönemin milletvekili Mehmet Altay konu hakkında bilgisi olmadığını ve farklı bir şey söylemek istemediğini ifade etti. Sayın Vekilim merhabalar. Konuyla ilgili açıklama yapan İsmail Güneş ise borcun içeriğiyle ilgili bilgisi olmadığını, sadece rakamı bu şekilde bildiğini ve içeriğinin ise belediye başkanına sormamız gerektiğini söyledi. Başkanım merhabalar. O dönemin il başkanı ve şu anda mevcut belediye başkanı olan Mehmet Çakın ise basınla telefonla görüşmediğini belirterek konuyla ilgili özel kalem müdürünü veya basın birimiyle irtibata geçmemizi söyledi. Ahmet Bey merhabalar. Size bilmem Olur Medya'dan ulaşıyorum size de. Özel kalem müdürü Ahmet Oğuz ise incelenebilmesi ve içeriğinin ortaya çıkarılması için tüm dokümanlara bakılıp ancak o şekilde açıklayabileceklerini söyledi. Mehmet Bey merhabalar. Son olarak ise dönemin merkez ilçe başkanı Mehmet Bayar'a ulaştık ve borcun içeriğini sorduğumuzda konu hakkında yorum yapmak istemediğini söyledi. Haberimize konu olan Hakan Uludağ ise haberde isminin geçmesini istemedi. Sonuç olarak basının tarafsızlık ilkesi gereğince halk adına, vatandaş adına, kamu adına üzerimize düşen görevi yaptık. Soruyoruz. Bu konunun muhatapları olan temsilciler acaba gerçek bir açıklama yapacak mı?